Merhaba Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretini ve Körfez ülkeleriyle yapılan bu temasların Orta Doğu'ya, Orta Doğu politikasına etkilerini konuşacağız. Nuray Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Aslında şimdi bu ziyaretle ilgili hep ekonomik meseleler ön plana çıktı. İşte ekonomik yatırımlar meselesi ön plana çıktı. Hatta dün de Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüştü. Biz hem bu konuyu konuşacağız ama tabii bölge etkilerini de konuşmak istiyorum sizinle. İşte bir ideolojik yakınlık var, bölgesel etkileri ne olabilir? İşte askeri anlamda neler bekliyor bizi o bölgeye dair? Bunları da sormak istiyorum ama biraz yine biz de ekonomik meseleyle başlayalım isterim. Geçen haftada konuşmuştuk zaten zannediyorum. Türkiye'nin ekonomik gidişatı böyle bizi her seferinde dış politikada dahi ekonomi konuşmaya zorlayacak, itecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olan Katar'la attığımız adımlar çok önemli. İşte rakamlar ufak rakamlar değil. Ciddi yatırımlarla sürdüreceğiz bu ilişkileri dedi. Türk iş adamlarına yönelik Katar'ın yaklaşımı çok çok yüksek rakamlar. Katar'daki işlerin tutarı yaklaşık 15 milyar tutarında dedi. Öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Katar Dışişleri Bakanı ile görüştü. Orada da Türkiye'nin ekonomik gidişatı nedeniyle ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz dedi Katar Dışişleri Bakanı. Bu da ön plana çıktı Türkiye'de. Size bırakalım sözü. Öncelikle anlamı nedir bu ziyaretin ekonomik açıdan Katar'la bu anlamda kurulan ilişkiler açısından? Şimdi tekrar edeyim. Daha önce de söyledim. Ben ekonomist değilim ama ekonomi de ekonomiden ibaret bir iş değildir zaten. Hele de böyle dış ilişkileri kapsayacak şekilde olursa, yani bir ülkenin diğerine yatırım yapması şüphesiz ekonomik göstergelerle alakalı şeylerdir, fırsatlarla alakalı şeylerdir. Ama sadece bu hesaptan ibaret bir şey değildir. Şimdi Katar, tekrar Katar ziyaret deyince neyi hatırlıyoruz biz? Sürekli olarak zaten herkesin ağzındaydı değil mi? Katar'dan para geliyor. Sıcak yani para, sıcak para denir değil mi hep böyle? Sıcak para Katar'dan geliyor böyle evet. Adamlar sanki buraya para şey yapıyor, dağıtıyorlar gibi. Ve sürekli olarak işte zaten iktidar da böyle toparlıyor ekonomiyi falan diye artık çoluk çocuğun bile ağzına pelesenk olmuştu. Gerçekten de finansal destek geliyordu yani öyle bir açık çek şeklinde işler olmaz hiçbir zaman. Ama finansal destek geliyordu. Bu durduk yerde ortaya çıkmış bir şey değildi ama bunun yanı sıra tabii bizim Katar'la özel bir ilişkimiz vardı ki ona bir diğer ikinci sorunuz herhalde bahsettiğiniz ikinci konu veya biraz sonra ona cevaben ne anlama geldiğini açıklayayım. Yani bizim Katar'la özel ilişkimiz vardı. Şimdi ben onun değiştiğini düşünüyorum. Şimdi ekonomik durum itibariyle başka şanslar da ortaya çıktığını düşünüyorum. Şans derken tırnak içerisinde şansdan bahsediyorum. İşte Katar Dışişleri Bakanlığı'nın bahsettiği mevzu. Şimdi Türkiye'nin ekonomisinin ne halde olduğunu tarif etmeye gerek yok. Daha önceki hafta veya bir önceki hafta demiştik ki bu şartlar altında Türkiye'de en ihraç edilebilir şey aslında, ihraç eden çoğalır falan deniliyor. En ihraç edilebilir şey aslında emek veya emek girdili üretim. Çünkü emek çok ucuz diyor. İnsanların emeği ucuz diyor. Bu bakımdan cazip bir ülke haline gelebilir. Hatta dedik ki işte tekstil endüstrisine nasıl insanlar işte yabancı yatırımcı Bengaldeş'e gidiyorsa Türkiye'de bu şeye girer. Nitekim bunun üzerine bunları biz konuşuyorduk. Ve de geçen haftaydı galiba değil mi? Yani biz konuştuktan sonra sizden bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı. Çin gibi şey yapacağız diye, kalkınacağız diye. Bu arada TRT'ye kalkınma yaptığı açıklamada da sıcak para girişini itiyoruz falan istemiyoruz gibi bir şey de demişti. Geçen hafta yine TRT yaptığı açıklamada. Buyurun sözü size bırakayım, öyle bir not düştüm. Yani Çin modeli Türkiye'de denenemez. Çünkü zaten çok yani öyle bir altyapı yok. Sıcak para gelirken bu denenilecek bir şeydi. Yani spekülatif ekonomi üzerine şey yapılacak yerde. Şimdi Çin gibi başlamak, şu noktada Çin gibi başlamak falan bir hayal. Ama şu bakımdan benziyor tabii. Yani herhalde Bengaldeş gibi olacağız falan diye örnek olarak bunlar verilemez.
Başarı örneği olarak Çin örnek veriliyor. İşte yine ucuz emek açısından Türkiye'nin cazip hale gelmesi. Ama onun da sınırları var tabii. Yani emek gücünü, yani bir üretim, neyin üretiminde emek gücü, emek girdisi ne kadar ki bu ekonomik kaldırmak manasında demiyorum. Bu ekonomik tablonun sonuçları açısından bunlar olur diyorum. İkincisi de Türkiye tabii değer, parasının değer kaybı ölçüsünde değerini kaybetti. Türkiye nasıl değerini kaybeder? Bakın herkes bunu hesap edebilir. Kendi evinden veya mal varlığından. Yani bir düşünsünler 10 sene önce evleri, şunları bunları bir hesap etsinler. Kaç bin dolar? Bu dolar diyoruz, dolarla mı alıp veriyoruz? Evet, dolar üzerinden. Çünkü biz diyelim ki evimizi sattık şu kadar Türk lirasına. Bu 100 bin dolar ediyor. 100 bin dolarla alabildiğimiz, küresel çapta düşünmek zorundayız piyasayı. 100 bin dolarla alabileceklerimizi hesaplayacaksınız. Ona göre. Yani evimi sattım, Migros'ta alışveriş yapmayacağım herhalde bu parayla, değil mi? Ha, orayı satarsın, başka yer alırsın. Ona göre de hesaplayamayız. Küresel olarak değeri bu ülkenin ne diye hesaplamak lazım. En doğrusu bu, yani varlıkların değeri düştü mü çıktı mı açısından. Yani herkes böyle bir düşünsün bakalım. Evinin, en azından evinin, varsa evinin değeri veya ulaşabildiği şeylerin değeri dolar üzerinden kaçtı, kaça düştü. Bunlar çok düştüğü için Türkiye'nin varlığı, varlık değeri düştü demektir bu. Dolayısıyla da Türkiye'de parası olan, nakit parası olan gelir, tabii bu para Türk parası olmayacaktır tam doğrusu, dolar üzerinden ve dış piyasadaki işte paralar, değerli para birimi üzerinden veya ölçekler üzerinden diyelim, buna para da değil. Türkiye ucuz bir ülke haline geldiği için bir sürü şey cazip bir şekilde satın alınabilir hale geldi. Burası doğru, fırsatlar çok. Yani dışarıdan paranız var, gelirseniz, geçen hafta galiba bahsetmiştik. Bulgaristan'dan bir alışverişe gelen var diye. Şimdi bunu demiştik ki, yani bu Bulgaristan'la sınırlı değil tabii. Bir de pazar alışverişiyle sınırlı değil. Bunu büyük çapta düşüneceksiniz. Bir ülkenin değeri düşerse alıcı çıkar yani. Hatta ölü fiyatına satmak diye bir şey vardı, biliyorsunuz. Hani biz o noktada değiliz ama çok ucuza. Yani aciz hale düşmüş kelepir mal satan, malını kelepir fiyata satan bir insanın durumuna düşmüş oluyoruz. O yüzden bu sefer dışarıdan gelecek yatırımlar, sadece Katar için demiyorum, bu çerçeve içerisinde görülmesi lazım. Yani Türkiye'ye biraz para girişi olur. Ama bunun karşılığında hani memleketimiz yabancılara satıldı manasında değil, çok ucuza gitmiş olur. Yoksa küresel ekonomide herkes her istediği yerde alıyor. Ama gidip New York'ta işte böyle bir daire aldığınız zaman 5 milyon dolar veriyorsunuz. Onun muadili bir yeri Türkiye'de çok ucuza alıyorsunuz. Çok ucuza 500 bin dolara alıyorsunuz mesela, merkezi bir yerde bir şeyi. Ona göre memleketin değerinin düşmesinden veya fırsat oluşmasından kastettiğim bu. Yani ucuza gider bir hale gelir memleketin varlıkları böyle durumlarda. O yüzden de pek sevinecek bir şey değil. İkincisi, zaten Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bunu diğer fakir Orta Doğu ülkelerine yapıyorlar. Yani gidiyorlar ve işte onların ekonomileri kötü ve koskocaman, mesela Tunus'ta, yani başkent Tunus'ta koskocaman bir koy satın almıştı Suudi Arabistan ve orayı turistik hale getirmişti. Yani burası hani bu yatırım meselesi, adam ucuz Akdeniz kıyısında falan diyor, herhalde Suudi Arabistan'da turizm yapacak hali yok, alıyor orada yapıyor. İşte gene Birleşik Arap Emirlikleri, işte Suudi Arabistan, Mısır'da yatırım yapıyor. Mısır'ın her türlü tarihi zenginliği var, kültürel zenginliği var. Orta Doğu'nun en önemli ülkelerinden biri, nüfus büyük. Öbür şeylerle, bu küçük emirliklerle falan kıyaslanacak bir şey değil ama ekonomisi zayıf. Öyle olunca da adam cebindeki parayla gidiyor mesela, işte Hyatt Regency'yi alıyor. Aklıma bu geldi çünkü Hyatt Regency'yi aldıkları zaman, çok oldu bu Arap Baharı'ndan da önceydi. Şeyleri
hayat rejinsi de bütün içkileri, barındaki içkileri Nil'e döktü, döktüler dendi. Tunus'ta da keza mesela işte oraya balık lokantasından filan bahsedilirken, ya oraya gideriz ama oradaki lokantalarda içki servisi yapılmıyor. Çünkü Suudiler aldı deniyor. Bunu şimdi telaşlanmaya gerek yok. Suudiler her aldığı şeyde Londra'da da bir yerler alıyorlar. Bunlar da içki filan ikram edilmiyor değil. O manada söylemiyorum ama bunlar kendi ülkeleri işte ya Suudi Arabistan gibi sadece tek petrol geliri olan bir toplumsal tarihsel zenginliği falan olmayan ülkeler. Öbür küçükleri zaten ülke bile denmez. Yani küçük küçük böyle finans merkezleri gibi. Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan emirliklerde, Katar'da, hatta Kuveyt bile, Bahreyn ama özellikle Katar, özellikle en son halkaya girdiği için, özellikle Dubai, diğer Körfez Emirlikleri, bunlar küçük yerler. Öbür taraflarda her türlü kültürel, tarihi, her şey zenginlik var. Bunlarda da para var. Bu dengesiz bir durum tabii. Dolayısıyla dediğim gibi bu Orta Doğu ile kısıtlı değil. Yani Amerika'da da yatırım yapıyorlar, başka yerlerde yatırım yapıyorlar. Ama Orta Doğu her bakımdan zengin fakat ucuzlamış ülkeler bunlar. O yüzden bu tür bir yatırım ilişkisi oluyor benim bildiğim kadarıyla. Türkiye'de şimdi zayıf ekonomisiyle, tabii Mısır kadar değil, yani o kadar mukayese ettiğinizde yine de işte piyasa büyüklüğü filan açısından farklı. Ama artık ucuz ülkeler şeyine girdi, kategorisine girdi ve bu yatırımlar da bu çerçevede olacak demek istiyorum. Zamanlamaya baktığımızda şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi işte Muhammed Bin Zayed'in Türkiye ziyareti sonrası yaşanıyor. Tabii orada niye önemli diye soracak olursa izleyicilerimiz, işte 2017'de bir kriz yaşanmıştı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çekti. Böyle körfez ülkeleri Katar'a bir takım ideolojik sebeplerden dolayı ambargo uygulamak istemiş. Türkiye'de doğrudan Katar'ın yanında yer almıştı. Arap Baharı'ndan beri aslında Katar'la Türkiye arasında böyle bir ideolojik yakınlık, ilişki var. İşin siyasi boyutuna bakacak olursak. İşte Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman da pazartesi günü bir körfez turuna çıkacağını açıklamış. İşte Katar'da iki Türkiye üssü var, iki tane. Bir diplomasi trafiği görünüyor bölgede. Ne dersiniz? Özellikle Arap Baharı sonrası yeni bir yapılanma mı var? Ne anlama geliyor bölge siyaseti açısından tüm bu yaşananlar? Yani çok karmaşık da tarafları da olsa biraz basit değildir diyelim. Biraz çünkü netleştirmekte fayda var. Bazen de bakıyorum dış politika tartışmalarına. O kadar böyle başka yerlere savruluyor veya o kadar karmaşık bir hal alıyor ki izleyen de biz bunu kesinlikle anlayamayız diye düşünüyordur ben herhalde. Ben de hazırlanırken yani o hisse kapıldım açıkçası Nuray Hanım'la. Yani ortalık çok karışık dedim. Ne bir soracağım ben yani buradan? Hangi birini sormam lazım falan diye. Buyurun. Vallahi karışık değil tabii yani onca ülke, her pek çok dinamik, bunların bir süreç içerisinde nasıl işlediği, nasıl dönüştüğü, her şeyin karmaşık tarafı da var. Bir topa, bir çerçeve, biraz daha netleşebilecek bir resim de onlardan çıkarmak mümkün. Arap Baharı'ndan sonra tam da dediğiniz gibi özellikle Arap Baharı'ndan sonra şöyle bir değişim oldu kabaca özetlersek. Arap Baharı sürecinde zaten bölgede var olan cepheler daha da pekişmiş oldu. O cepheler neydi? İran ve İran müttefiki, Suriye ve de Lübnan'daki Hizbullah örgütü, yani Lübnan'da iktidara ortak olan güç, bir İran, Şii yayı dedikleri, Hilal dedikleri bir İran. Ondan sonra Irak işgalinden sonra da Irak'ta beklenenin tersine İran çok nüfuzunu arttırdı. İşte zaten 2008'lerde filan, yani Arap Baharı'ndan çok önce bu Körfez'deki ABD müttefiki ülkeler bundan rahatsızdılar. Yani İran etkisinden. ABD zaten rahatsız. Bölgede iki kutup, bir İran ve müttefikleri ve artan nüfusu, sonra Yemen'e sarktı nüfusu. Yemen iç savaşında, Arap Baharı esnasında, ama öncesinde de böyle bir kutuplaşma vardı ve zaten bu büyük bir tedirginlik yaratıyordu.
Özellikle Irak'ta nüfuzunun artması. Suriye zaten her zaman problem. İran zaten hala biliyorsunuz işte bu nükleer anlaşma ortadan kalktıktan sonra iyice ortam gerildi. Şimdi Arap Baharı noktasında bu iki cephe arasındaki ilişkiler gerildi. Neden? Çünkü Arap Baharı ile aslında ittifak sistemleri değiştirme, yani rejim, sadece rejim değişikliği değil, olacak olan, beklenen ittifak sistemlerinin o rejim değişiklikleriyle beraber değişmesiydi. Nedir? Suriye'de rejim değişirse ne olacak? Suriye, İran cephesinden, ittifakından kopacak. Ve çok da önemli, Lübnan'ı da etkileyen bir şey. Yani bölgesel olarak da önemli bir halka. Bölgede İran'ın beli kırılmış olacak. Şeyde Mısır'da gene işte zaten mübarek rejimi de ABD yanlısı bir rejimde. Ama Müslüman kardeşler derdinde daha da böyle yeni bir tazelenecek. Çünkü artık eski rejimlerin Tunus'ta da öyle. Bu eski işte laik diktatörlükler diyorlar ama laik mevkide bir tarafları yok. Yani Tunus hariç. Bunlar meşruiyetleri bitirmiş rejimler. İşte onlar böyle ılımlı Müslüman rejimlerle değişecekler ve böylece işte hem İran'ın beli kırılmış olacak şeyde Suriye'de işte hem de diğerleri de böyle toplumsal meşruiyetini tazelemiş rejimler olacaklar ve böyle bu İran tehdidine karşı tam bir karşı atak olacak. Hatta İran boğulacak, gittikçe bölgeden kovulacak ve bir belli bir yere sıkışıp kovulacak bölgeden. Tasarlanan, beklenen buydu. Bu olmadı. Bu esnada da bütün bunlar olurken Türkiye'de bu ABD ve ABD müttefiki, bölgedeki ABD müttefiki ülkelerle birlikte davrandı. Hatta kendi başına inisiyatifler aldı. ABD'nin Suriye politikası değiştikten sonra yine de rejim değişiminde ısrarcı oldu hatırlarsan. Ve bu yani baştan ABD müttefik ülkeler ve ABD ile birlikte daha sonra hatta kendi başına bir misyon edindiği çabalarında da yanı başında Katar vardı. Değil mi? Yani mevzu buydu. Ve de ondan sonra işler beklenen gibi olmadı. Yani ne o ülkelerde işte ayaklanan Müslüman kardeşler, rejimi kurmaya çalışanlar, ne böyle bir beklenti içerisinde olan dış güçler, ne bunları destekleyen işte bölge ülkeleri Türkiye gibi umduğunu bulamadı. Bu olaylar gerçekleşmedi ama yani uzunca bir süre Katar ve Türkiye ısrar etti. Ve bu ısrar esnasında bir de Suudi Arabistan, yani diğer ABD ve bölgedeki ABD müttefiki rejimlerle de karşı karşıya geldi. Gerek bölgesel olarak mesela Libya'da Türkiye'nin desteklediği güçlerle işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin falan desteklediği güçlerin karşı karşıya gelmesi gibi. Gerekse de genel hatta hareketi dolayısıyla karşı karşıya gelen bir gerilim oluştu. Yani değişim buydu. Şimdi bir kez daha bölgede bu gerilimin de artık yani hem Türkiye etrafını düşmanlaştırdı filan diyoruz. Onun ötesinde de Batı ittifakı açısından, ABD açısından, ülkenin bu bölgedeki müttefikleri açısından istenmeyen bir durum oluşmuştu. Yani parçalanmış bir ittifak oluşmuştu. Katar bir tarafta, yani Katar'la Türkiye bir tarafta. Halbuki bunlar klasik olarak hani İran karşıtı rejimler değilseler de ABD müttefiki, o ittifak sisteminin içerisindeki rejimler. İşte o Katar krizleri de öyle oldu. Yani Suudi Arabistan'la Katar'ın arasının gerilmesi, yaptırımlar, şunlar bunlar. O zaman da Türkiye'de gene çok içli dışlıydı Katar. Fakat artık Trump döneminden sonra yeni bir siyaset izlenmeye başlandı. Yani hem Suriye ayakları falan daha karmaşık tabii. Yani ne yapılabilir? Orada Rusya da görüyor. Ama en azından bölgede yine İran'ı sıkıştırma ve bunun için bu ABD Batı müttefiki ülkeleri arasındaki ilişkileri daha da sıklaştırma, yani cepheyi sağlamlaştırma. Bu çerçevede hatta bir de bunun içerisinde İsrail var. Çünkü İsrail ve Suudi Arabistan iki bölgede güçlü devlet olarak aslında
düşmanları ortak. Düşmanları İran ve müttefikleri. Ama bunlar arasında da tabii yani Müslüman bir ülkenin İsrail tanıması falan böyle Müslüman dünyada şeyde kamuoylarında, Arap sokağında veya Müslüman kamuoyunda genel olarak ters karşılanan bir şey olduğu için bu konuda hep zaten ikiyüzlü bir politika izlenmiştir. Yani öteden beri aslında pek çok yani çok uzunca bir süredir İsrail devletini resmen tanımayıp onunla iş yapan ülkeler var. Suudi Arabistan'da da İsrail'e bu bakımdan Ürdün zaten öyle. Fren emiri istiyorlar ya yani böyle düşman kardeşler diye el altından bir ittifak var. Trump döneminde bu işte Abraham Accords çerçevesinde bir anlaşma çerçevesinde hiç olmazsa hani kamuoylarını tepki göstereceği Suudi Arabistan buna cesaret edemedi ama Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn'e falan bir anlaşma imzaladılar. Buna İsrail'i kabul etti. Yani tanıdı, resmen tanıdı. Bu önemli bir şey Arap dünyası açısından. Böyle böyle işte Suudi Arabistan'da bunun içinde olduğu biliniyor. Resmen bu şeyin içinde olmasa da, bu anlaşmaya imza atmamış olsa da, bunu telaffuz etmemiş olsa da. Şimdi İran'a karşı işte tekrar içinde İsrail'in de olduğu ama onun pek göze batmaması gereken. Fakat Batı ABD İran karşıtı bir cephenin saplarının sıklaşması söz konusu. Ve Türkiye'de şimdi Katar zaten böyle biraz yola gelmişti. Ve o yüzden de arabuluculuklarla Suudi Arabistan'la ilişkilerini düzeltmişti. Yani o husumet, o şeyler kalmadı. Bu dediğim çerçevede, bu yeni gelişme, yeni yaşanan süreçler çerçevesinde. Türkiye'de bu çerçeve içerisinde yine eski Batı müttefiki ülkelerin yapması gerektiğini yapması bekleniyor Türkiye'den. Türkiye'de dışarıda çok sıkışmış olduğu için her ne kadar yani bazen Rusya'ya, bazen oraya, bazen buraya yaklaşıyor gibi gözükse de ABD ile ilişkilerine çok önem veriyor. Giderek de bozulması sürecinde daha da önemli ve tahrir edilmesi elzem hale geldi. O yüzden de Orta Doğu'daki siyasetini artık böyle ben kendi başıma onu yaparım, bunu yaparım veya işte Katar'ın parası, benim askerim, işte ikimiz büyük bir güç, alternatif güç oluştururuz aklıyla değil. Bu sefer tekrar genel Batı ittifakı içerisinde ABD ilişkilerini düzelterek ve onun bölgedeki müttefikleriyle ilişkilerini düzeltmek üzerinden yeni bir sürece giriyor. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile olan anlaşma, aranın düzelmesi birdenbire de bu nedenle büyük ölçüde işte Mısır'la aranın hani daha öncesinden böyle bir yumuşatılma, Türkiye'nin arasının yumuşatılması da böyleydi. Ama özellikle Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi Katar'la görüşme de o eskiden özel ilişki çerçevesinde bir yakınlık var tabii. Yani Türkiye'nin üssü var orada, bir geçmişi var bu iktidarla Katar Emirliği'nin sıkı fıkı ilişkisi çerçevesinde. Ama bu yeni görüşme bence siyasi olarak bu yeni süreç çerçevesinde, bu demin çizmeye çalıştığım süreç çerçevesinde yeni bir anlam kazanacak. Yani diyeceksiniz ki bu İran'a karşı cephe mi oluşuyor? Böyle çok göstere göstere değil ama evet örtük olarak öyle. Çünkü İran'la ABD'nin nükleer anlaşmasını ABD, daha doğrusu İran'la yapılan nükleer anlaşmayı ABD imzasını çekti biliyorsunuz Trump döneminde. O yüzden de İran'da nükleer silah yapma konusunda bayağı yol almış oldu. Bu büyük bir kriz. Yani Biden'da beklenildiği gibi anlaşmaya geri dönemedi, işi yokuşa sürdü filan. Ve şu anda yani İran nükleer silah yapmaya çok yakın bir noktada. ABD tekrar sürece, anlaşma sürecine dönme konusunda zamanını kaybetti. Ve şimdi İran çok üst perdeden, çünkü orada iktidar değişikliği oldu ayrıca. Üst perdeden koşullar ileri sürüyor. Yani İran krizi zaten 1979'dan beri bölgede İran merkezli bir kriz var. Yani Batı dünyası açısından. Bu kriz gene çok ateşleniyor. Dolayısıyla bunun karşısındaki bu yaşanan süreçlerde ona karşı takınan tavırlarda daha acil ve önemli hale geliyor. Bilmem yani biraz
biraz netlik kazandırabildim mi? Gayet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız. Bizim zamanımız bu kadar. Devam edelim isterseniz. Zeki, yapmak istediğiniz bir şey var mı? Yok yok, hayır hayır. Benim eklemek istediğim. Kaç yani dakika oldu? 25 dakikayı doldurduk zannediyorum. Size, hayır hayır. Size soru sorma fırsatını vermediğim için. Estağfurullah. Suçluluk duydum. O ikinci soruyu çok genişlediği için suçluluk duydum. Bir daha bu kadar konuşmayacağım. Söz veriyorum. Estağfurullah, ne demek. Zaten böyle bir berraklığa, böyle bir zihnimizin berraklaşmasına ihtiyaç vardı. O yüzden hiç araya girmedim. Manşeti de yayından sonra size soracağım. Manşetimi de not aldım. O zaman görüşürüz. Peki, görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.